işin şakası yok. Bebeğinizi dünyaya getirdiğiniz gün ölebilirsiniz. Biliyorum. Evladın canı söz konusu olduğunda bir annenin ömrü mevzu bahis olabilir mi doktor hanım? Ömrümün kalanı oğluma feda olsun. Reyhan Hanım. Kararım kesin. Bizim hayalimiz de gerçek olacak. Ben yaşamasam da umudum yaşayacak. Peki Miran Bey? Bilmeyecek hiçbir şey şimdilik. Reyhan Hanım, size daha önce de söyledim. Ben bunu yapamam. Miran Bey'den daha fazla saklayamam. Doktor Hanım. Sizden ilk son isteğim. Bir an hiçbir şey demeyin şimdilik. Vakti gelince ben söyleyeceğim. Günaydın sevdiğim. Biraz yürüyüp geleceğim. Sakın merak etme. Hayati tehlikeye rağmen hamileliği sonlandırmayıp doğumu gerçekleştireceğinize dair bir belge imzalamak zorundasınız. Reyhan Hanım, son kez soracağım. Emin misiniz? Dediğinde annemin sözlerini düşündüm hep. Demişti ki bir kadın anne olduktan sonra canı da cananı da evladıdır. Babanı bir kenara atamam. Bu kararı ikiniz için de aldım. Ama annem haklıydı. Sen benim canımdın. Canım sende atmak zorundaydı. Arkamdan kızmayacaksın bana. Öğrendiğinde neden yaptın demeyeceksin. Belki sana başka anlatacaklar ama sen bileceksin. Ölmeyi seçmedim anneciğim. Seni babana emanet edip kardeşinle birlikte sizi yıldızlardan izlemeye karar verdim. Bir anne iki evladını birden bilmediği yerde tek başına bırakamaz çünkü. Çok seven bir kadın sevdiğini çok istediği bir şeyden mahrum edemez çünkü. İşte bu yüzden. Ben seni babana, sen de kardeşini bana emanet edeceksin. Ama söz vereceksin bana. Babanın en büyük dayanağı olacaksın. Minik ellerinle sen tutacaksın onu ayakta. Sen ona umut, o sana annenin emaneti olacak. Benim canım sende atacak, sen de babanı benim kadar çok seveceksin. Ne zaman bana ihtiyacın olursa yüzüne bakacaksın. Yukarı baktığın her an ben orada olacağım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.